inanıyorum, biliyorum, sizleri çok iyi tanıyorum ki henüz işlenmemiş, açığa çıkmamış çok önemli cevherimiz asıl bugünden sonra harekete geçecek. Birikimlerimizi harekete geçireceğiz ve yeni bir başlangıç yapacağız. Üniversiteye okul demeyelim, sadece onunla yetinmeyelim. Zaman zaman öyle deriz. Neredesin okuldayım, nereye gidiyorsun okuldayım, düzeltirim hep. Mütevelli Eğitim Başkanımız Doktor Azmi Ofluoğlu, onun vizyonuyla, önderliğiyle ve katkılarıyla bundan sonra bize olacağı destekle. Bugünlerde benim televizyonlardan tespit ettiğim en çok kullandığım sözcük şey olmuş, hain kavramı olmuş. İnanın bazı kavramları da ortada hiçbir talazi değilim. Çok çevrime sokarak yaydığımı da görüyorum. Yani mesela bu FETÖ hain şebekesidir, hain şebeke falan dediğim cümle yayıldı. Geçenlerde hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Genelkurmay Başkanı'nın ağzından duydum hain çete diye. Ve en çok bu kavramı sarf ettiğimi fark ettim. Dolayısıyla o göndermem burada da oldu maalesef, bu yapıldı. Ama bunlar hiçbirinizin ne moralini bozsun ne geleceğinizi kararsın. Daha fazla şevklenelim, daha fazla azmimizi artırsın. Yeni dönemde yeni bölümler, özellikle lisansüstü programlarımızın sayısını, hepiniz çok kıymetlisiniz. Lisansüstü programlarını açabilecek, onları çok güzel yönetebilecek durumdasınız. Onların sayısını artıracağız. Hazır olan dosyalarımız var, onlar gidecek. Onlarla yeni dönemde daha fazla çeşitlenmiş bir noktaya gireceğiz. Onun dışında tek tek her türlü sıkıntınız, sorunuzu dinlemeye hazırız. Esas olan şey bundan sonraki yapacaklarımızdır. Efendim ben çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Allah bizi utandırmasın. Hep beraber inşallah güzel günlerde buluşalım. Bu toplantı bize bundan sonra, bu toplantı mekanı bundan sonra ödüllerle, dünyadaki başarılarımızla, onları ödüllendirdiğimiz toplantılarla bollansın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Değerli Gazi Osman Başı Hastanesi yöneticileri, değerli çalışma arkadaşlarım, hepinizi bütün kalbimle hem seviyor hem de kutluyorum. Biliyorsunuz, belki bir bölümünüz bilmeyebilir ama bizim bir hastane geçmişim vardı. Orada her şeyimizi yani hallettik, başka açacak hastanede kalmadı. Çünkü çok sayıda da hastanelerimiz olmuştu. Sırf hiçbir ihtiyacım olmamasına rağmen bir üniversite bulsun istedim. Benim bütün kalbimle seçtiğim, sevdiğim ve burada da olduğumuz, yani benim işlere müdahale olmaya başladığım zamandan beri de çok işi birlikte hareket ettiğimiz, başarının dört esine de sahip olan sevgi, sabır, saygı ve sadakat, bunların dördünü de kendisinde bulunduran arkadaşımla birlikte bundan sonra sizi ona, onu da size emanet ederek bu uzun soluklu yolculuğa çıkıyoruz. Bu bir tim çalışmasıdır. Yani tek başına hiç kimse bir şey yapamaz. Onun için bütün desteğinizi bekliyorum. Ve şuna inanın, üniversiteye geldiğim zaman eğer sizler ve talebeleri görmesem, böyle inanın böyle hiç bomboş bir bina, kupkuru, dört duvar, hiçbir şey yaramayan bir bina gibi geliyor bana. Şimdi yeni rektörümle iftihar ediyorum. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Sizlerle, sizin desteğinizle onu öperek size emanet ediyorum tekrar. Ben yola çıktığım zaman hastanecilik hiçbir şeydi Türkiye'de. Ve bazı ülkelere de gittim, hastane kurallarını ben koydum. Bu Avrupa'da da, bazı ülkelerde, Afrika'da da. Bir şey bilin, bazen aldığım zaman, basına baktığım zaman en iyi üniversiteler oluyor, biz yokuz. Ama bir veya iki sene sonra o en iyi üniversitelerin içinde biz olacağız. Bu bilin. Ama
sevgili rektörüm, bundan sonraki hem üniversite hayatın hem aile hayatın, tüm hayatın bu çiçekler kadar güzel olsun. Allah'a utandırsın. Aziz Bey'in bu sadece samimi içten duyguları beni hakikaten zihnimle yüreğim arasında bir büyük frekansa yol açtı. Taşikardi halindeyim. Sayın Hocam, Demir Hocam, dolayısıyla birazdan bana bu konuda yardımcı olacak. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu bir yeni, taze bir başlangıç oldu. İsmiyle beraber İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi oldu. Niye öyle oldu? Bir kere tabii İstanbul bizim her zaman övüncümüz, önemli bir simgemiz. Ama bir de bazen karışıyordu 100. Yıl Üniversitesi ile. Dolayısıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. 2009 kuruluşlu, hala dinamizmini ayakta tutan bir üniversiteyiz. Örneğin tıp fakültesi, diş hekimliği henüz mezun vermedi. 10 fakültemiz, 2 yüksekokul, 3 enstitümüz var. Öğrenci sayımız süratle artıyor. Yeni hedeflerimiz var, stratejik hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün bunların heyecanıyla, bütün bunları hayata geçirebilmek için biz de bu yeni göreve atanmış olduk. Bunun duygu seli içerisindeyim hiç kuşkusuz. Bir burada bir mazim var, bir hafızam var kuşkusuz ve o hafızamda biriktirdiklerim var. Şunları da yapabilmeliyiz, şunların da önünü açmalıyız. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak kalibresi, kalitesiyle, ürettikleriyle anılan ve ürettiklerini dünyayla paylaşan, sadece ülkesi için değil, bütün dünya ve insanlık için gayret sarf eden bir üniversite hedefi olmalıyız diye. İnşallah bunu yapmayı başaracağız. Dolayısıyla bu hedeflere ulaşırsak üniversite olacağız. Bir üniversiteyi hep değer üreten, ürettikleriyle anılan ve ürettiklerini paylaşan bir müessese olarak görmek gerekir. Üniversiteyi üniversite yapan eserleridir. Ve mezun ettikleridir hiç kuşkusuz. Mezun olanlar hayata dair burada öğrendiği her biriktirdiğini hayatla karşılaştığında şaşırmayacak, tecrübeyi edinmiş olacak ve hayata onlar da katkı sunacak. O zaman o üniversite eğitiminde aldıklarını ve başardıklarını hissedecek. O açıdan bu anlayışla, bu istikametle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak biz ufku geniş, geleceği aydınlık bir döneme başlıyoruz, yelken açıyoruz. Hedefsiz değil yelkenimiz, yoksa rüzgar nereden eserse oraya savruluruz, bunun bilincindeyiz. Bu hedefe kilitlenerek bir aile anlayışıyla, onu da sevgiyle besleyerek, bir kurumsal ağırlığını hissettirerek ve bu geleceği yakalamak istiyoruz. Bu duygular içindeyim şu anda. Sahici ve samimi olarak bunları hissediyorum. Bu konuda da bütün Yeni Yüzyıl Üniversitesi ailesine güveniyorum. Onların her biri ayrı bir kıymet. Şimdi onların kıymetlerinin, kıymetli yanlarının kıymetleneceği bir döneme geçiyoruz. Ve bu kıymetlerinde dünyayla, ülkesiyle, bütün sorunlara derman olma anlamında herkes kendi alanıyla ilgili paylaşacağız, çözeceği bir döneme başlıyoruz.